Arkadaşlar geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hakiki beraatımızı vermeye vesile eylesin inşallah. Işık mı az? Yoksa biz ihtiyarlanıyor muyuz? Yok mu? Her sene bir tane ampul söküyorlar buradan. Bana öyle geliyor. Çaktırmadan. Çaktırmadan. Başka çarem kalmadı hiç. Ahmet. Evet abi. Baksana ampul sökülmüş. Abi elektriklerden de ya. Bir de garip tarafı her sene merdiven dikleşiyor. Sizde bir şey yok yani abi. Benle alakası yok tabii. Kardeşler bu akşam ne gecesi? Berat. Berat hakkında Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kardeşler inşallah bu akşam Berat'ın manasını okuyacağım. Şualar 505. Bu akşam Berat akşamı. Aziz Sıdık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım, bu gelen gece olan bu Leyla-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Mukadderat-ı, ben metni okuyayım. Mukadderat-ı Beşeriye'nin programı nevinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyla-i Berat'ta her bir amali salihin bakın her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin. Bu Leyla-i Berat'ta amali salihin Kadir gecesinde hasene diyor. Dikkatin bu ilgiyi çekmemiştir. Çekmiyor. Bak her bir hasenin Leyla-i Kadir'de hasenenin 30 bin olduğu gibi Leyla-i Berat'ta her bir amal-i salihin. Farkı düşünün. Berat gece, Kadir gecesinde hasene. Ne olursa olsun hasene. Ama Leyla-i Berat'ta amel-i salih. Her bir harfi Kur'an'a ameli salihin ve iki, her bir harfi Kur'an'ın, mesela Allah desen bu akşam dört harftir. Bir de elife dik üstüne harf kabul ediyor ulema, beştir. En az bu akşam Allah desen 5 × 20 bin. Yani en az bu. Yani bunun dibi bu. 20 bine çıkar. Her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkıyor. Sahir vakitlerde 10 ise şuuru selasede yani 3 ayları ki onun içindeyiz. 100'e 1000'e çıkar ve bu kutsi leali meşhurede yani meşhur gecelerde niye yaptı ona gireceğim. Ben metni okuyayım. Niye böyle bir şey yapmış? Anladığım kadarıyla tabii. Leali meşhurede, meşhur gecelerde 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler, mesela bu akşam, kaç yaşındasın Salih? 45. 45. 45'te ancak yaşarsın, yaşarsan, değil mi? 90. Ama bu gece, sırf bu gece, 50 senelik bir ibadet hükmüne geçmiş gibi bir ömür takılıyor sana. 50 sene. 50 sene veriliyor. Ömür. Zaman içinde zaman. Bu akşam. Niçin olduğunu da biraz anlatacağım. Anlayabildiğim kadar. Onun için elden geldiği kadar ne yapacağız? Kur'an'la, istiğfarla, salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Şimdi başa geliyorum. Beraber işleyeceğiz saat karşımda. Leyla-i Berat. Cenab-ı Hak padişahlarda da var.
Celâs-ı Humayun mı diyorlar? Padişahın Culûs-ı Humayun. Culûs-ı Humayun. Tahta çıkış günü bayram ilan ediyor. Af ilan ediyor. İnsanlar ikramlar yapıyor. Yani hükümetlerde de öyle. Af ilan ediyor. Hükümetlerde af ilan edebiliyor. Borçları affediyor. Hapistekileri çıkartıyor. Niye yapıyorsun? Demez. Hükümettir yapar. Allah Allah olduğu için 5 tane geceyi afa vesile etmiş. Ya bir gecede ne olacak ya adam bir gecede yani kodlar geçer. Herkese nasip olmaz kardeş. Bir tanesi yazmış Berlin'de. Abi hakikaten ya bir gecede olur mu bu işler diyordum ama bugün diyor maç varmış Türkiye'nin de gavurla bir maçı var. Gel de şimdi ondan kalk da gel ha derse. Olmuyormuş bak. İmtihanı görüyor musun? Kalk da gel hadi. Hani bir gecede aynı onlar soruyordu. Ya bir gece ben ihya ettim. Kurtardım. İşte edemiyorsun işte. Et de göreyim hadi. O İtalyan çukuru askerlik yapanlar o hendek aşımına İtalyan çukuru derler. Aç da gel hadi. Olmuyor. Nasip olursa nasip oluyor. Nasip olmuyorsa nasip olmuyor. Bu gece Allah aynı padişah gibi, Culûs-ı Humayun gibi yani tahta çıkış günü gibi Allah bazı geceler bir inkılap oldu. Mesela inkılap. Diyelim ki bundan önceki gece neydi? Miraç'tı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracı velayetiyle gitmesi. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle gitmemiş ki velayet sahibi olanlar gitsin, gidebilsin diye. Ondan önce ne vardı? Regaib. Regaib neydi? Hatırlayan var mı? Rağbet edilmiş. Allah da rağbet etmiş. Allah Allah iken ondan sonra hiçbir şey yoktu zaten. Gene de Allah'ın esmasını tecelli. Kainatı yaratmaya karar vermiş. Onu da bayram ilan etmiş. Kullarının Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ümmetinden kalben ve ruhen miraç olsun diye miracına alamet koymuş. Miraç gecesi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın cesede ve ruhun gitmiş. Cesedi nurdu. Bunun gibi gözükürken nurdu. Düşünebiliyor musun? Bir arkadan da görüyor. Arkayı da görüyor. Önünü de görüyor. Güneş vurunca gölgesi düşmüyor. Güneş geçiyor, karşıya geçiyor. Nuraniye. Ya nasıl oluyor? Senin rüyadaki cesedinde nurani. Bir sürü şeyler oluyor ama ölmüyorsun. Hayal kuruyorsun gündelik hayatta. Oo geçiyor tırmak, aa gittim falan. Nurani değil mi o cesedin? Ha o işte Allah ona ceset şey vermiş, şuur vermiş o kadar. Yani bizim hayal kurduğumuz ceset gibi o hakiki. Onu ne yapmış? Risaletiyle gitmemiş. Risaletiyle gitse için bizim işimiz çok ölçü. Resulü olamıyorsun ki miracım olsun. Etkiye ümmeti yani arkasında takipçilerin evet cismen değil ama kalben ve ruhen miracı olsun diye velayetiyle. Velayet, vilayet sahibi vali yani. Vilayet oradan geliyor. Vali demek vilayetin sahibi. Velayet vilayetten geliyor. Vilayet. Bayram olmasın mı yani senin kalben ve ruhen seni de götürmüş. Şimdi bugün de Berat affedeceğim diyor. Peki bu akşam neyin alameti? Herkes dikkat etsin. Geçen sene bu zamanda söylemiştim. Şimdi de aynı şeyi Allah nasip etti. Bugüne de Cenab-ı Hak çıkarttı. İnşallah gelecek seneye de çıkartır. Nasıl geçirirsen çekirdek olacak. Bir senen aynı böyle olacak. Onun açılımı. Yani ne kadar Kur'an okursan o sene açılımı o kadar Kur'an olacak. Yapamayacaksın fazla az. Kaza namazına başladın mı? Başlamadın mı bugün? Başlayamayacaksın. Çok zor. Bugün başladınsa seneye dağıtılacak o. Senede de olacak o.
Bugün mesela tövbe diyor, istiğfar. En düşüğü estağfurullah. Peki istiğfar, istiğfarın fiili nedir? Fiili istiğfar nedir? Varsa kaza namazına başlamak, varsa orucuna söz vermek, bu akşam kalkmak vesaire. Yani istiğfar mümkün olan tövbesini kaza yapmak, mesela içki içti, zina yaptı aşağı. Yani nasıl bunun tövbesi geri olmuyor ki? Artık böyle kalmış. Sadakası şey veriliyor, fidyesi veriliyor ama böyle. Ama kaza namazının tövbesi kaza namazına başlamaktır. Yani bu akşam çekirdektir. Allah Allah olduğu için bayram yapıyorum diyor. Bir senelik programını nasıl istiyorsun? Sonra diyeceksin ki nasibim yoktu. Hayır, Berat gecesinde eylemin yoktu. Bu akşam hadi maçtan kalk gel hadi. Değil mi gençler? Türkiye'nin maçı var mı galiba, değil mi? Nerede maçı var? Ne bileyim. Evet. Bilmiyorum ama bilmiyorum da Berlin'de birisi yazmış. Allah razı olsun. Canlı yayındadır. İyi ki yazdı. Çok güldüm ya. Şimdi niçin söylüyorum? Niçin gündeme getiriyorum biliyor musun? Ya bir gecede ne olacak canım? Ben ihya ederim, kurtulurum. Böyle bir şey olur mu? Rahmeti mantıksal düşünüyor. Hadi gel, televizyona kalk da gel hadi. Hani bir gece ihya et. Allah öyle denk getirdi bak. O da. Ha şimdi senede diyeceksin ki Temmuz Ağustos'ta nasibim yoktu. Berratında eylemin yoktu. Yazılım yoktu. Çekirdekte program yoktu. Şimdi ne yaparsan az dahi olsa seneyi dağıtılacak. Arkadaşlar ciddi söylüyorum ha bunu. Ciddi söylüyorum. Ben Allah şahit olsun. Şu anda da biliyor, görüyor bizi. Bana da şahit. Ben Berat gecesi ne yaptımsa aynen gördüm. Bugün muhasebemi yaptım. Koydum şeye dershanede kafamı. Dedim ya nasıl geçti? Aynen gece ne yaptımsa. Çünkü gece planımı gördüm geçen sene, birkaç sene. Kağıtta şunları ders yap, şurayı yap. Şunu kıldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ondan sonra biraz işte düştüm yani. Uyku şeyi işte son dakikalar yapamadım. Hatta bir sene böyle geçtiğini gördüm. Nasıl olmasını istiyorsan bu sene yazılımını öyle yaptır. Bu akşam. Eğer bugün maç seyredersen, bunu ihya etmezsen, inan bana bir sene hep maçtan geçecek. Şaka demiyorum. Bu sene program diyor. Ha, o zaman bir daha söylüyorum. Üç defa olsun. Lütfen dikkat edin. Nasibim yok deme. Temmuz, Ağustos, Mayıs'ta nasibim yoktu, kaderim yoktu değil, eylemin yoktu Berrat'ta. Bir senenin program. Nasıl olmasını istiyorsan bir sene, açılımı bu akşam. Kim kaydediyor, kim tayin ediyor? Sen. Hani kader yapıyordu? Bak sen yapıyorsun. Sen vesile oluyorsun yani. Demek ki Leyla-i Berat'ın elbette ki sevap cihetiyle bir harfa 20 bin, Kadir gecesinde en az 30 bin. Sevap cihetiyle Kadir gecesine yetişilmez ama Berat'ın bir özelliği var, Kadir gecesinde yok. İstersen 500 bin sevap olsun her harfe Kadir gecesi. Ama Berat'ta bir şey var, çekirdek oluşu Kadir gecesinde yok. Sevap cihetiyle ona yetişilmez. Ama bu program cihetiyle buna hiç kimse yetişemiyor. Bu başka bir şey. Hatta derdim size, Berat'la konuşacağız. Hatırlar mısın? Hep böyle işaret ederdi. Berat'la yani. Bu akşam işte geldi. Nasıl olmasını istiyorsan ömrünü, bir senelik, iki senelik diyor. Öyle olacağız inşallah. Biz ne yapıyoruz dershanede? Sabah alıyoruz. Bütün asene, bütün bak, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Allah da affediyorum. Niye affediyorsun? Merhametli olduğu için. Ama biz mantıksal düşünüyoruz. Arkadaşlar, Allah'ın icraatını, Allah'ın tasarrufunu mantıksal düşünme. Niye? Bak şöyle, şu masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Masaya benziyor mu?
Ben yaptım. Masaya benziyor mu? Benziyor. Aklı yapan Allah, Allah'ın aklı yok, Allah'ın ilmi var. Akıl bir cihazdır. Kamera cihazı gibi. Allah'ta akıllı ol, akıllı denmez. Akıl cihazdır. Vicdan bir cihazdır. Kalp bir cihazdır. Ruh bir cihazdır. Allah'ın ilmi var. Bu kainatı kurarken bizim akıl kullanılmadığı için bu akılla kainatın işlevini çözemeyiz. Mantığı bu. Bir daha. Bu kainat kurarken, kainatı kurarken bizim aklımız kullanılmadığı için bizim aklımızla bu kainatın içerikleri çözülemiyor. Kabiri de çözemeyiz. Kainat kurarken aklımızı mantığımıza göre kurulmamış ki ona kabirde ne oldu? Nasıl çözeceksin? Çöz hadi. Çözemezsin. Bir de şey vereyim müjde. Yani bu akşam ki bunları duyun ki senelik bir müjdeleri duyalım. Her şey çekirdek olacak ya. Bak abiler. Bu bardağı ben yaptım. Ben bardağa benziyor muyum? Benzemiyorum. Ve bundan önce mi? Evet. Allah senin merhametini, şefkatini yaratmış. Bunun gibi. Allah'ın şefkati, merhameti bizim merhamet ve şefkat cinsinden değil. Hiç benzemiyor. Benim bardağa benzemediğim gibi. Bir daha. Benim şefkatimi Allah mı yarattı? Seninkini? Allah yarattı. Bardağı ben mi yaptım? Ben yaptım. Bardağa benziyor muyum? Benzemiyorum. Ben yaptım diye benzemem. Allah da senin merhametini yaptı. Allah'ın merhameti seninkisiyle hiç alakası yok. Bardakla benim gibi. Bütün mahlukata merhameti, şefkati koymuş ya Allah. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Onun rahmetine göre bu mahlukata verilen merhamet, şefkat bir okyanusta damla olmuyormuş. Böyle bir zatın kuluyuz. Ve bilmiyoruz nasıl bir şefkat. Yalnız şefkatimle biliyorum ki şefkatli. Ama nasıl bilmiyorum. Öyle umman bir şefkati var. Niye söyledim bunu? Bu sizi haşa günah itip bitme manasında değil. Hatta ayet var. Allah'ın merhameti sizin diyor günah işlemenize itmesin şeytan diyor. Allah biliyor muyuz arkadaşlar? Benim günahımı affetmekten daha güçlü, daha kudretlidir. Sonsuz kudret sahibidir. Senin günahını affedemeyecek kadar aciz değildir. Onun için hangi günah olursa olsun tövbe et. Haşa Allah'ı acizlikle ya bu günahta affolur mu? Nasıl affedeceğim? Lan kudreti aciz mi? Bu taşı kaldıramaz öyle mi? Öyle düşünme yani. Bu akşamki mağfireti, merhameti bardağı yapan bardak cinsinden olmadığı gibi şefkatimi yapan şefkat cinsinden değil. Şuunat-ı zatiyesinde şefkat-ı mukaddesi var. Bizde ne var? Şefkat. Onda şefkat-ı mukaddesi var. Bizde muhabbet var. Onda muhabbet-i münezzeh. Onun için bu akşam bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde Mukadderat-ı Beşşeri'nin programın evinden olması cihetiyle Leyli-i Kadir'in kutsiyetindedir. Ya çekirdek acayip ya. İnsan keyif veriyor ya. Uyumayayım diye bugün öğleyim bir 15-20 dakika çakıverdim. Uyumayayım diye. Hani oku bunun hürmetine. Kitabı kapattım ya. Her bir hasenenin Kadir gecesinde Leyli-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi. 30 bin. Mesela Allah 30 bin çarpı 3 30 bin çarpı 5 pardon. 150 bin Kadir gecesinde. Şimdi ise 5 çarpı 20 bin. Allah dedik. 100 bin. Bu akşam. En az ama. Peki size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi gelen bir Ramazan var ya Ramazan. Ramazan'ın sevabı var mı? Yani belli bir sevabı var mı? Onun hakkında bir rivayet var mı?
Niçin yok diye ben bunun peşine düştüm. Niçin Ramazan, her amele bir şey denmiş. Şu kadar 20 bin, 30 bin, hasene-i 10. Ama Ramazan'a mayen bir sevap konmamış. Ne buldum biliyor musun? Ben acizane buldum. Haşir meydanında, Haşir meydanında karşında cennet cehennem var. Burada hesap görülüyor. Senin teraziye ne kadar ihtiyacın var? Allah Ramazan'ı o kadar sayıyor. Onun için belli değil. Ne sayarsa. Diyelim ki Salih'e bu kadar şey var. Şükrü'ye şu kadar ihtiyacı var. Şükrü diyelim 500 ton sevaba ihtiyacım var. Der ki şu kulumun, Şükrü'nün, Ramazan'ını 500 bin ton sayın. Ötekisini de 600 bin ton sayın. Onu o kadar ihtiyacı var. Kulun ne kadar ihtiyacı varsa Ramazan o kadar sayılacak inşallah. Şirk koşmamak, bile bak şirk koşmamak, bilerek dinine ihanet etmemek. Böyle rahmet. Bugün demek ki kutsi bir çekirdek. Ne olmak istiyorsan onun küçük bir numunesini yap. Bari bir sayfa Kur'an oku da bari o bir sayfa seneye dağıtıldığı zaman bayağı cüzler okuyacaksın anlaşılıyor. Bilmiyorsan Elif, B, T, S birisinden al o sene öğrenmiş olasın. Bu kaza orucun varsa kaza orucuna bu akşam kalk. Bak, tövbesi o. İstiğfar mümkün olan bir şeyin istiğfar nedir? Mesela adam içki içmiş. İçmeme hali olmaz artık o tövbe. Ama namazı kılmamış onun tövbesi kazasına başlamak. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyle-i Berat'ta her bir ameli salihin, her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Vay be. Bir de şey okusan. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Şimdi kaç harftir acaba bu ayet-i kürsüde? Mehmet bilir Mehmet. Yani Ustad 24. sözde söylüyor değil mi? Mesela İhlas'ın kaç tane harfi var? Kur'an'ın kaç harfi var? Onu herkes bilmesi lazım. 300.620. 300.000 bak. 300.620. Peki bu akşam okumak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Cüz al. Bir cüz al. Ben de bir cüz aldım. Ben 11. cüzdeyim. Bana bir tane yakaladım. Bizim grupta dağıtılıyordu. Gene dağıtılıyor. Grubunda var. WhatsApp grubunda var. 11. cüz. Bir tane de aileci bir grup şeyim var. Ondan sonra. Sen bak hatim binlerce hatime katıldın. Aha meyvesi. O sene Kur'an'la da geçecek elhamdülillah. Merak etme. Ya ben Kur'an'la seneye nasıl dağılacak? Okuduğun Kur'an çekirdek oluyor. İster istemez seni dürtecek o. Şahs-ı maneviye girmek istemiyorum. Şahs-ı manevi arkanı bırakmaz. Her bir harfin sevabı bu akşam 20 bine çıkar. Sahir vakitte 10 ise şuhur selasede 100'e 3 aylarında 100'lere 1000'e çıkar en az lakal. Ve bu kutsi leyali meşhurede 10 binler 20 bin veya 30 bin lira çıkıyor. Niye yapıyor? Anlattım başta işte. Allah olduğu için yapıyor. Mantıksal şeyi yok. Mantığın izahı yok. Allah'ım diyor. Mesela diyor ki bir tanesi, Allah bu kainatı niye yarattı dedi. Ben dedim ki, Risale şöyle geçiyor. Bir sebebi muhabbettir. Tam da beni niye sevdi? Vallahi git ona sor. Niye bunu sevdin? Ben bana kalsa seni sevmem ki. Çünkü bana böyle yapana sana muhabbet eder miyim? Kırtlağını keserim yani. Nefesini keserim, nefes aldırmam. Vallahi aldırmam. Sen bana böyle diyeceksin. Kul olarak ben senin halikin olacağım haşa. Beni niye yarattın diyeceksin. Sana nefes vereceğim he. Yo ne zalim adamsın diyor. O zaman sen de akıllı ol bak. Niye, beni niye sevdi diyor. Ne bileyim niye sevdi. Sevecek adam değilsin ama. Demek Allah seni seviyor. Bunu soran adam sevilir mi? Ama seviyor Allah. Hakikaten acayip. Yani hayret edilecek. Cana bakın şu merhameti acayip. Hayret edilecek. Bu adam bunu soruyor. Allah'a Allah nefesini kesmiyor. O bana isyan edecek, küfür edecek. Haşa ben onun sahibi olacağım. Ben ona rızık vereceğim. He? Ne bunu tıs gibi ezlerdim vallahi. Onun için biz ilah olamıyoruz.
Allah işte. Allah. Allah'tan. Allah'tan diyor. Ne diyor? Demeyeyim. Bir tanesi demişti böyle. Allah nasıl bir Allah? Böyle anlatıyordum. Bir tane pazarda Rize'de. Ahmet Emice vardı. Ey Allah'ım. Allah senden razı olsun. Allah diyor. Ey Allah'ım. Allah senden razı olsun. Bir tanesi. Tövbe dedi Ahmet. Ne diyorsun ya? Ben dedim ya Rab şu andaki şunun imanının hatırına bizi affeyle. Ya. Ne güzel bir Allah ya. Çok şükür. İyi ki ahiret var. İyi ki ölüm var. Böyle yaşanır mı ya bu dünyada? Ve bu kutsi leyali meşhurede 10 binler, 20 bin veya 30 binler çıkar. Bu geceler ne yapacağız abiler? 50 senelik bir ibadeti güne geçirme. Ha, bu akşam, bu akşam İbrahim kaç yaşındasın? 37. En fazla yaşarsan bir 37 daha koy. Bu akşam 50 senelik ömür veriliyor. Yaşam dolu dolu yaşamış gibi. Hiç günah yok içinde. Hep nafile ibadetler yapmışsın. O 50 sene. Şaka değil bu. Bu müjde var. Bu müjde. Şaka değil. 50 senelik diyor. Ne diyor? Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. 50 senede yapılanı yapılmış gibi 50 sene veriliyor. Niye veriyor? Bilmem. Rahmetinden sor. İstemiyorsa yapma. Bugün nasılsa maç var. Maça geç. Bu 50 senede mahrum ol. Bugün maç varmış. Ağzıma doladım. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la istiğfarla istiğfar, tövbe, münacat yani kazalarımıza söz vermek, günahlardan uzak olmak, salavatla meşgul olmak. Salavat. Salavat nedir? Salavatı Peygamber aleyhissalatü vesselama getirmek gibi gözükürken şahs-ı manevisini düşünmek, tefekkür etmek. Barla da geçiyor bu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Onun şahs-ı manevisine giriyorsun. Yani şahs-ı mani, tefekkürü. Demek ki bir Kur'an'la, iki tövbe ve istiğfar, üç salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Bunlarla alakalı sorusu olan var mı? Üçündeki denge ne abi? Hangisi? Kur'an diyorsun, istiğfar diyorsun. Yani mesela Kur'an, münacatı Kur'an, tilaveti Kur'an, sohbeti ihvan. Mesela salavat sohbeti ihvandır. Yani şahs-ı manevi, cemaat şeyini sohbet etmek, akşam sohbet demek, onun dairesine girmek yani. Salavat oymuş. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesi gibi. Sohbet ne demek? Sohbet ehlinin kendisini ikram etmesi, sohbete katılanların birbirlerini kendilerini ikram etmesi demek. En kaliteli. Mesela ben sana su ikram ettim. Bir de kendimi ikram ettim. Sana müteveccih oldum, muhatap oldum, sohbet ediyoruz. Nedir o? Yani akıl akıl, kalp kalp, ruh ruh, vicdan vicdan, iletişim kuruluyor. Ondandır ki bazı insanları gördüğünüz zaman nefret, bazılarını gördüğünüz zaman rahatlarsınız. Rahatladığınız kişiler ruhunuza yakındır. Biraz itiyorsa ya sende sorun var ya onda sorun var. Yani ruhlar imtizaç etmiyor. Sıkılırsın ya ondan. İter seni. Kur'an'la tilaveti Kur'an. Sohbet ihvan. Münacat-ı Rahman istiğfar. Yani insanı bütünleye. Akıl, kalp, ruh. Salavat, kardeşlerle sohbet etmek, dimağ. İstiğfar, kalp, Kur'an, ruh. Daha biraz da şey yapayım madem sordun. İnsan emaneti aldı ama üç şeye indirildi. Dağlara, denizlere, okyanuslara indirilmiş. Yok, kabul etmemiş. Bir, bu emaneti alan, yani bu emanet nedir? Geniştir, derindir, yüksektir. Mesela geniş, okyanusta olan bir insanın sahili gözükür mü? Gözükmez. Geniş, bu kalp. Derin, dima. Sema, ruh.
Üç tane şey söylüyor. Kur'an, istiğfar, salavat. Yani salavatın içerisinde ben onu kendim şey yapmıyorum. Barla'dakini hatırlarsınız. Niye salavat getiriyor? Şahs-ı manevisine giriliyor. Şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi arkadaşlar şöyle. Bak o parçayı söyleyeyim. Mesela burayı altını çiziyorum. Bak şimdiye kadar belki lakayt kaldın ama şuna dikkat et şu anda söyleyeceğim. Fikir, duygular içimizde mi? Ömer? İçimizde değil mi? Duygu, fikir, his içimizde. Şu an içimizde. Gadab, nefret, öfke, muhabbet, şefkat. Şu anda içimizde. Öfke yok, şehvet. Yok değil mi? Şimdi uyansın, o his uyansın. Biz onun içine giriyoruz. İçimin içine giriyoruz. Bak bunu kaçırma çünkü şahsı manevi anlatacağım. Mesela ben şu an değil. Bir gadaplandım. Artık ne ihtiyar kaldı, ne irade kaldı. Kontrol yok. Artık nasıl yaptın lan arabayı bana böyle saplama yaptı, önümü kırdı, şey yaptı. Artık gel de kendini kontrol et. Neredesin sen? Ya, dalından kopmuş kuru yaprağa artık yön rüzgar verir. Bizimle alakası yok. Yani içimizde değil miydi bu öfke? Şehvet, gadab, hiddet, muhabbet, şefkat, fikir, tefekkür, hayal, hayal. Bak ne anlatmaya çalışıyorum? İçinin içine giriyorsun. Uyanınca sen onun içine giriyorsun. Bu tamam. Buraya hem fikir miyiz? Şimdi aynı bunun gibi şahs-ı manevi de aynı fikir gibi, hayal gibi, duygu gibi, maneviyat gibi bir şahıstır. Hakikat hariciyedir. Atomik bir vücudu yoktur. Ama vücudu manevisi var. Aynı fikir gibi. Hayalimin içine girmiyor muyum? Sokakta mı sana? Dolaşıyor. Burada mı adam şimdi? Yürüyor ama bak nerede? Bir fikire giriyor. Dalmış adam. Nerede? Fikir içindeydi. Uyanınca biz onun içine giriyoruz. Fihi mafi. İçimin içine giriyorum. İşte cemaate dahil oldun mu? Cemaate dahil olmak, benimsemek, birkaç dakika risale okumak, işte bu fikrin içine girmek gibi şahs-ı manevi içine pat diye düşüyorsun. Devletin misalini vereyim, şey devletle alakalı. Kebap barajını yapamayız, gücümüz yetmez. Ama elektriğe ihtiyacımız var. Basit bir tel atarsın, devletin gücünden istifade edersin. O kebap barajı gibi. İşte ne olur canım yani böyle ben basit bir harekette cemaatin sebebini nasıl alayım? Keban teknolojisini, keban barajı, elektrik barajını. Sen evini nasıl aldın? Devleti kabul ettin, basit bir tel attın. Vergiyi vereceğim dedin, o kadar. O gücünden istifade ediyorsun. İşte birkaç dakika risale okumak, şahs-ı manevinin içine böyle giriyoruz. Abi Kur'an, istiğfar, tövbe dedi değil mi? Salavat. Bundan hariç bir tane daha eftal bir şey olduğunu söylüyor abi. Nerede? Çok kısa bir yer abi. Tabii okusun. Ben oradan abi. Oku abi. Leyla-i Kadir'in sırrıyla 80 sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte en iyi, en eftal şeylerle meşgul olmak lazım geliyor. İnşallah Kur'an'a ait mesailde iştigal bir nevi manevi mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir. Daha şahsızdırız. İştigal etmek. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat, Kur'an manaları, risalelerin istinsam ve mütalalarında vardır itikadındayız. Nerede o? Barla, sayfa kaç bu abi? Evet. 332. Barla 332, şualar 494, sözler 346. Evet, Barla 332. Yazıyor ama uzun olur diye öteki derse de okuyun. Evet. Yani Kur'an'la alakalı okumak. Çünkü Kur'an okumak sünnettir. İçini bilmek, itikat kadar, amel kadar bilmek farzdır. Hani bir tane çok bilmişler var ya. Adam diyorum işte Kur'an okudum, bir sıkıntım vardı. Belli bir yere kadar gitti. Sonra risale okudu. Elhamdülillah. Aa şuraya bak diyor. Kur'an'la şey diyor. Risaleyi kıyas etti. Yok da yani adam neydi? Olmuyor. Yani mesela diyelim ki açlığım vardı, ekmek yedim, ayağım kırıktı, ortopedi bana iğne vurdu, rahatladım. Ekmekle ayağın kırılması gider mi? Kardeşim, Kur'an
Kur'an okuyarak vehim ve vesvesen gitmez. Vehim ve vesvese gitmez. İlim lazım. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Kur'an'ın içi demektir Risale. İlim, yani Risale okuyup gitti demek, ilimle meşgul oldu. İlim onu tard ediyor. Ama adam art niyeti kesiyor. Süleymani Vakfı diye bir adam şey yaptı. Kestiği için benim videom orada duruyor da. Başının sonu kesiyor. Bunu bu şekilde izah ediyorum ama. Diyor ki bak bak adama diyor Risalesiyle Kur'an'ı kıyas ediyor diyor. Bilmem, ahirete nasıl gidecekler yani? Bunu bilerek şurayı kesiyorsun, yalan söylüyorsun. Bak, Kur'an'ın içini itikadın kadar bilgiye sahip olmak, ilme sahip olmak, itikad, şirk yapmamak, Allah'a iman etmek farz. Amel yapabilmek kadar farz. Mesela kardeşler eskiden meşgul oluyordum kıraatlarını. Bak bunu namazda okuma. İki tane süreyi kurtar. Yani namazda sıfırları oku. Namazını diye. Yani namazın olacak kadar kıraat bilmek farzdır. Ama komple Kur'an okumak farz değil. İtikadın kadar bilgi bilmek, içerisini bilmek, Kur'an için bilmek, itikadın olacak kadar farzdır. Bak adam bilmiyor mu? Biliyor. Bilerek. İşte niçin böyle izah yaptım? Risale-i Nur'la meşgul olmak tefekkür-i imanidir. Yani Kur'an'ın içeriğidir. Risale-i Nur meşgul olmaz diğer cemaat. İmam-ı Rabbani Hazretleri'yle meşgul olur. İlmi mutala eder tarikatçılarda, kardeşlerde. İlmi kelamcılar Kur'an'ın tefsiriyle meşgul olur. O da ilim. Acayip bir şey yani. Ana adam niyeti bozuksa. Şimdi başka sorusu olan var mı bununla alakalı? Hocam, salat namaz içinde getiriyoruz ya, aynı mesele ona da geçerli mi? Bir de söyler misin? Namazın içindeki salat, tahiyattaki salat. Evet, aynen öyle. Ben bunu bizim hocamızla görüşmüştüm de aşağıda, Mustafa hocamızdan da. O dedi, ben dedim hani halet-i ruhiyesine girelim mi onun dedim. Girilmez. Yani hocamız dedi yani çok gerek yok dedi. Yani sen onu okursan yeterlidir. Eyvallah dedim. Tamam, en azından okudun oluyor. Evet. Farz yerine geliyor. Ama halet-i ruhiyesi biraz daha. Oo. Biraz önce dedim ya, evet, fikir ha. Çıktı. Ne sende gömülüydü o çekirdek fikir, hayal diyelim. Hiçbir şey yok. Evet. Bir müstehcen bir şeyi veya birisini gazabını yedetti, nasıl aldı, nasıl söz verdi, nasıl... O fikir bizde uyanmıyor mu? Biz onun içine girmiyor muyuz? Salat da öyle. Bir halet uyanıyor, giriyoruz içine. Yani eyyuhennebiyyü, esselamu aleyke diyoruz yani. Oo. Namazın içindeki halet-i ruhiyye. Acayip oluyor. Hani altıncı şuayı söylüyor. Ettehiyyatü, elmubarekatü, esselavatü, etteyibatü lillah var ya, tek tek. Usta bir de diyor mesela. Usta bir tanesini yapmış mesela. 28. lemada söylüyor bunu söyledi. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Nasıl girdin ya? Sen ne kadar kolay, bak şimdi örnek veriyorum sana. Sen yatsı namazında o alemlere nasıl giriyor musun? Nasıl girdi? Aynı şöyle. Sende duran fikir ve hayal uyanınca onun içine girmiyor musun? Hayal kuruyorum. Aa, beni aldı götürdü. Aralardayım. İçine girmedin mi? Ben mi içindeyim? O benim içimde mi? Ben onun içindeyim. İçimin içine girdim. Namazda öyle. Büyük zatlar tak diye giriveriyor. Ama dengeye dikkat etmesi lazım. Tabii dengeye dikkat edecek tabii. Yani bunu soruyorsa dengeyi biliyor demektir. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.